Evet, size orijinal bir mancınık gösterdim arkadaşlar. İşte benim modam. Gerçekten çok güzel. Hani buraya gelip de görmeden sakın ola dönmeyin. Bir önceki bölümümüzde seni Torosların ilginç mimarisiyle ünlenmiş düğmeli evlerinde bırakmıştık. Şimdi hazırsan Alanya'ya doğru yola devam ediyoruz. Saatlik falan yolumuz varmış. Yine böyle dağ yollarından Alanya'ya iniyoruz. Günü Alanya'da sonlandıracağız. Yarın da Alanya'nın çevresini gezeceğiz. Maceramız başlamadan önce eğer değilsen kanalımıza abone ol ve bildirim zilini aç. Ne düşündüğün bizim için önemli. Videomuzun altına yorum bırakmayı da unutma. Alanya, güzel Türkiye'mizin en çok turist ağırlayan yerlerinden biri. Yaklaştıkça rengarenk ışıklarıyla gözümüzü alan dev oteller karşıladı bizi. Geç saatlerde ulaştık Alanya'ya. Sabah iple çekiyoruz. Evet, dün gece geldik biliyorsunuz. Hemen gelir gelmez daha takipçilerimizden İlker ve Onur karşıladılar. Bugün Alanya'nın altını üstüne getireceğiz. Alanya merkeze doğru gidiyoruz. Bugün rotamızda Kızılkule, Alanya Kalesi, Dimçayı çok detay var. Şöyle bakalım nasıl bir gün olacak. Hava da çok güzel. Tam motosiklet havası. Çok sıcak değil. Keyifli çıktık. Bakalım. Güzel bir kalesi var arkadaşlar ve çok ünlü Kızılkule. O bölgeye doğru gidiyoruz şimdi. Çok motorcu gördük ama %60 %70'i kasksız. Keşke öyle olmasa yazlık yerlerde. Hastaneler daha sıcak arkadaşlar, hastaneler daha sıcak. Çok güzel bir yere benziyor. Şuraya bak. Ama oraya çıkış yok herhalde. Alanya Kalesi'ne Kızılkule tarafından giriş yaptık. Surların önündeki muhteşem plaj ve deniz bizi bizden aldı. Evet, size orijinal bir mancınık gösterdim arkadaşlar. Çok ilginç. Orta çağın en önemli savunma ve saldırı aleti. Genelde aşamadıkları duvarları hasara uğratmak için kullanılıyormuş. Evet. İlk olarak da Çin'de görülmüş. Öyle bir yazı öyle bir şey okumuştum. Mancınık ilk önce Çin'de kullanılmış. Evet, Alanya Kızılkule'deyiz bu arada arkadaşlar. Mükemmel bir manzarası var, biz çok sevdik. Ön tarafında surların önünde yüzebiliyorsunuz. Acayip bir şeydi, çok güzel.
Alanya Kalesi birçok özelliğiyle ilklerin kalesi aslında. Kale surlarının denizle birleştiği yerdeki 1228'de yapılan Alanya Tersanesi, Selçukluların Akdeniz'deki ilk tersanesi. Daha önce Sinop Tersanesi'ni yaptıran Alaaddin Keykubat, Alanya Tersanesi ile iki denizin sultanı unvanını almış. Alanya'nın simgesi haline gelen Alanya Kalesi'nin en güzel parçası Kızıl Kule. Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından yaptırılmış bu kule, kızıllığını yapımı esnasında kullanılan pişmiş tuğlaların renginden alıyor. Sekizgen yapıdaki bu muhteşem kule düşmanlar için tuzaklarla dolu. Denize olan cephelerinde 56 adet mazgal penceresi, bunun yanında düşmanın kaynar zit ve su ile geri püskürtüldüğü ve kurtulmasını imkansız kılacak 22 adet özel pencereyle donatılmış. 5 katlı kulenin birinci katına hala işler durumda olan bir susarnıcı da yapılmış. Kule gezimizi tamamladık. Şimdi Alanya Kalesi'ne çıkacağız. Yukarıya tırmanacağız. Sahil de çok güzeldi ya. Çok hoşumuza gitti. Kızılkule'den manzara çok iyi. Hani gelirseniz mutlaka uğramalısınız. Alanya sahilinde çok güzel tekne turnaları yapılıyor. Tekneler de çok ilginç. Görüyor musunuz bilmiyorum ama böyle ilginç süslenmiş tekneler var. Evet, şu gördüğünüz tepeye tırmanacağız şimdi arkadaşlar. Başlayalım. Şu anda aslında kale surlarının içerisindeyiz bu arada. Çok güzel minik butik oteller ve çay kahve içebileceğiniz yerler vardı. Biz Kızıl Kule'nin oradan girdiğimizde kale surlarının içerisinde evi olan bir abinin gözlemesinden yedik. Tavsiye ederiz, hemen plajın dibinde arkadaşlar. Fiyatları da çok uygundu, yani gözleme 7 liraydı. Şimdi yukarıya, üste çıkacağız. En yukarıya. Daha yukarıya. Burada dostlarla sohbet ederken şunu öğrendik. Çok fazla turist buraya yerleşmiş arkadaşlar. Özellikle Ruslar ve Almanlar sürekli yaşamaya başlamışlar. Bizim de çok beğendiğimiz bir yer oldu Alanya gerçekten. Sadece trafiği çok yoğun. Hani bu aylarda bu kadarsa yaz aylarında Ağustos'ta vesaire Temmuz'da tahmin bile edemiyorum yani. Toros dağlarıyla Akdeniz'in muhteşem mavisi arasına kurulmuş, baktığınız her yerde doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel güzelliklerini cömertçe önümüze seriyor Alanya. Son zamanlarda hayli artan nüfusuyla Antalya'nın en kalabalık ilçesi haline gelmiş. Tırmanıyoruz, devam. Ama sol tarafta çok güzel bir manzara var. Yukarıya çıktıkça daha çok netleşiyor. Biz en tepeye çıkmak istiyoruz. Oo, güzel bir giriş karşıladı. Sanıyorum soldaki eski giriş. Şurası eski giriş sanıyorum. Evet. Çok
güzel ya. Devam edeyim. Devam edeyim yukarıya. Alanya Kalesi gerçekten belki de gezdiğimiz en güzel kalelerden biri diyebilirim. Yani manzarasıyla, kalıntılarıyla, günümüze gelen kalıntılar çok böyle şey, sağlam kalmış. İçerideki Anadolu evleri efsane. Önce şu Ehmet Eke gidelim. Orası biraz daha Osmanlı döneminde yapılmış diye okudum. Neymiş bir bakalım. Şuradan bir girelim. Şu anda İçkale'deyiz arkadaşlar. Bayağı kalan kalıntı var. Biz nereye? Evet, döneceğiz. Alanya Kalesi'nin en zirvesine kadar çıktık arkadaşlar. İç kaleye geldik. Şimdi biraz burayı keşfedelim. İç Kalesi'nin içerisinde el sanatları merkezi yapılmış çok güzel bir konağı. Şimdi onun içinde dolaşıyoruz. İğne oyasın bunlara. Ne? İğne oyasın. Çeyizciler bilirler. En zor işlerden bir tanesi. Genç kızlar mı? Evet. Şimdikiler değil, eskiler. Çok güzel yapılmış ama. Kesinlikle, onlar da yine öylesin. Bu kadar güzel bir şey. İpek tokumu küçük bu biraz daha. Oo, işte benim modam. Yavrum benim, hatırlamayan var mı bu Java'yı? Bunu burada bulacağımı hiç düşünmemiştim. Alanya Kalesi'ni geziyoruz. Geziyoruz, hala geziyoruz. Geziyoruz. Burası bir dönem gerçekten ne derler? Korsanların merkezi olmuş. Çok önemli bir liman haline gelmiş. Ne zaman ki Anadolu Selçuklular bu bölgeye gelmiş ve Aleddin Keykubat kaleyi teslim almış. Ondan sonra da önemli bir ticaret merkezi haline gelmiş. Evet, özellikle İpek'te ve Keten'de galiba. Evet, Keten'de. Cenevizliler bile buraya gelip kumaş alıyorlarmış. Evet. Az önce aşağıda Kızıl Kule'yi çekmiştik biliyorsunuz. Kızıl Kule, Aleddin Keykubat'ın yaptırdığı bir yer. Özellikle biz şeye bayıldık. Yani çok ilgimizi çekti, bayıldık demeyelim de. Kulede 22-23 tane evet, özel evet, delik var. Özel fotoğrafladım ben de, anlatacağım. Evet, Alanya Kalesi'ni denizden korumak için yaptırmış. Ama o 22 tane yerde özellikle şey için kullanılmış. Yanık yağ. Evet, akıtmak için. Yani kaleye yaklaşamasınlar diye. Ama mantıken yürütürsen hani korsanların bu kadar rağbet gösterdiği, saldırdığı bir yerde evet, onları yapmaları ihtiyaca yönelik bir şey. Aynen. Yani gerçekten öyle. Ama çok güzel bir kale değil mi? Yani şöyle söyleyeyim. Türkiye'de hemen hemen bütün kaleleri dolaştık. Tırmandık ama hem manzara açısından hem
Organizasyon açısından hem bütünlük açısından. Evet, çok güzel. Gerçekten çok güzel. Hani buraya gelip de görmeden sakın ola dönmeyin. Manzaraya bayıldık arkadaşlar. Müthiş güzel. Ve çok büyük vardır. Yani çok geniş bir yere. Evet. Hala da çıkarılıyor tabii, çalışmalar devam ediyor. Çok güzel. Çok güzel. Gelin gelin buraya gelin mutlaka. Ve en güzeli de kalenin en üst noktasına kadar aracınızla gelebiliyorsunuz. Evet, evet. Çok fazla yürüme tırmanma işi yok. Alanya Belediyesi'nin kale içinde hazırladığı kültür evine giriş yaptık arkadaşlar. Çok güzel bir konak. Alanya'nın kültür örnekleri içeride sergilenmiş. Belki çok sever böyle konakları. Evet. Yöre mimarisinin en güzel örneklerinden biri bu güzel konak. İçinde geçmişten birçoğunuzun hatırlayacağı materyaller sergileniyor. Özellikle geçmişte bu bölgede geçim kaynağı olan ipek dokuma tezgahları ve örnekleri gerçekten çok ilgi çekici. Alanya Kalesi Alaaddin Keykubat'ın kışlık merkeziymiş. Kışlık başkentiymiş daha doğrusu. Ve burada ipek böcekçiliği son 50 yıla kadar çok aktif yapılıyormuş. Ama maalesef kalmamış. İpek böceği ve ipek ürünleriyle çok ünlüymüş burası. Kalesi içerisindeki Ehmetek bölgesine giriyoruz arkadaşlar. Burası daha çok padişah kalesi olarak geçiyor. Kalenin dışında bir kale gibi düşünün. Anadolu Selçuklularda özellikle çok varmış. Çok yapılmış. Burası sadece padişahın olduğu bir kale gibi. Böyle düşünün. Alanya İç Kalesi'nin içerisinde Akşebe Türbesi arkadaşlar burası. Alaaddin Keykubat'ın kaleyi almasından 9 yıl sonra yapılmış ama kim olduğu çok net bilinmiyormuş. Sadece kitabesinden anlaşıldığı kadarıyla kalenin ilk dizdarlarından olduğu yazılmıştı. İç Kale'de hala sağlam duruyor. Kalesi'nin muhteşem manzaraları eşliğinde iniyoruz. Burası kesinlikle bir bölüme sığdırılamayacak güzelliğe sahip. Bu nedenle yeni bölümümüzde Alanya'yı keşfetmeye devam edeceğiz. Yolculuklarımızda bize yarenlik eden yüreklerinize sağlık. İki Teker İki Yürek kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve aşağıya yorumunuzu bırakmayı unutmayın.